Teyzemiz seyyar kürsüyü bugün Adana'nın önemli ilçelerinden Pozantı'ya kurduk. Yani Pozantı Adana'nın işte Ankara yolu üzerinde Gürek Boğazı'nı, Torosları aşan bir nokta. Hocam gel, hocam gel. Evet, Adana'nın en güzel hocalarından. Evet, buraya kurduk. Seyyar kürsü inşallah burada çok güzel, verimli röportajlar yapacağız. Seni alayım. Gel bakayım. Ne kadar renklisin böyle, beyaz bir şapkan var, beyaz saçların. Teşekkür ederim. Sarı bıyıkların. Evet, teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Ciğerci Arif. Ciğerci? Arif. O ciğerci, ciğerci olduğundan mı geliyor? Yoksa ciğer canlı olduğundan mı geliyor? Ciğer satıyorum burada bak. Ha, burada ciğer satıyor. Tabla görüyor musun, bayrak? Bak, tablada bayrak var. Tablada bayrak da var. Kaç yıldır o bayrak var? 20 senedir. Kaç yıldır ciğer satıyorsun? 20 senedir satıyorum işte. Ciğer satıyorsun. Kuzu ciğeri değil mi? Ceylan. Ceylan ciğer kardeş benim. Dana ciğeri olur mu? Olmaz, ben yakıştırmam. Ceylan ciğeri benim. Kalete. Ceylan ciğeri. Tabii. Kebap mı yapıyorsun herhalde? Kavurma, ciğer kavurma evet. Hani bir Arnavut ciğeri falan var derler. Adana usulü. Yağda kavurdun. Tabii. Porsiyon mu yapıyorsun? Ekmek arası. Saçlar nasıl abi, böyle saçlar? Abi işte ben böyleyim ya. Şimdi saçın kenarı var da üstü var mı abi? Yok. Bakayım bir göreyim. Abi o hiç açmıyor. Hiç o konuyu açmıyor. Açmadım. Var mı? Hikayemiz var mı böyle bir ciğerle ilgili, pozantıyla ilgili? Valla ne diyeyim artık ya. İyiyim ya işte, güzel. Hani Kemal Sunal'ın filmi gibi ciğerden çivi çıktı abi falan, köfteden çivi çıktı. Parasını vermeyek. Olur mu? Olmaz. Ya abi yapmazlar mı? Arabamı saklayıp gidiyorlar. Ya. Tamam hadi. Ben Galip Avşar. Adana'da esnaflıktan emekliyim. Şimdi burada 3 ay tatili yapıyoruz. Yaz tatili yapıyoruz. Ev Pozantı'nın içinde mi? Ev Pozantı'nın içinde ama benim doğum yerim, çocukluğum Hamidiye köyü. Yukarı Kamışlı'nın oraya. Kamışlı'nın oradan Hamidiye. Üstü. Karanfil Dağı'nın eteklerinde doğmuşum. Vay be. Şimdi diyorsun ki ben doğduğum yere geri geldim. Doğduğum yer bura değil, orası farklı. Bura çocukluğumun geçtiği yer. Okulu burada mı okudun? İlkokulu orada okudum. Diğerlerini Adana'da. Evet. Şimdi niye oradan Hamidiye'ye gitmedin de Pozantı'da kalıyorsun? Öyle kısmet oldu. Hem oraya karanfilin dibiydi diyorsun. O şimdi şöyle. Suları farklıydı diyorsun. Ora her bakımdan güzel de şimdi hanım buralı. Anası, babası, bacısı, kardeşleri burada olduğu için. Hanım köylü müsün? Hanım köylüyüz evet. Hiç itirazın yok. Hadım değil, hanım köylüyüz. Hanım köylüsün, evet. Peki esnaflar emekli olur mu abi ya? Yani dükkanı açtın. Esnaflar, esnaflar 60'ına 65'ine kadar emekli olmaz. Ama ben 65'i de geçtiğim için emekliyim. İşi çocuklara mı devredin? Evet. Neydi işin konusu neydi? İşin konusu Allah çok iş kısmet etti. Çok çeşitli işlerden sonra en son tekstil üzerinde çalışma yaptık. Oğlum var, Hüsame Avşar. Şu an Abidinpaşa Caddesi'nde adı altında işe devam ediyor. Adana kimya mezunu. Tamı da yapıştırdın ya. Vallahi yapıştırdık. Sen sordun, ben de söyledim. Ne yapayım? Güzel. Var başka bir başka tam. Pozantı ile ilgili. Pozantı ile ilgili çok hatıra var bizde. Aşağı yukarı 12 yaşından beri Pozantı ile ilgili çok hatıra olmasına rağmen şimdi boş ver, televizyonda şurada şimdi burada hatıra anlatmak. Eski Pozantı ile şimdiki Pozantı ile benim gördüğüm kadarıyla her geldiğinde bir değişiklik var. Evet. Her geldiğinde bir gelişmişlik var. Her yerde var. Sadece Pozantı'da değil. Dünyanın her yerinde var. Türkiye'nin her yerinde var. Pozantı'da da var değişiklik. Sen birazdan mütevazısın. Evet. Her yerde var. Her yere uygun olarak. Yani başka yerler daha az gelişti, daha az değişiklik oldu da Pozantı'da çok mükemmel oldu denecek bir durum yok, onu söyleyeyim. Belki o bir öz eleştiri olabilir. Özellikle sevgili Avşar.
Şimdi Hamidiye'den geldik. Adana'ya gidiyorum. Evet. Pozantı'da az bir şey kaldım. Evet. Çoklu'da okudun. Evet. Adana'da. Evet. Peki yengeyi buradan gördüğünde aşık mı oldun? Aşıklık yok bizde. Bizde Allah'ın emri, peygamberin kavli var. Biz aşktan da üstün bir sevgiyle, Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle evlendik. Aşktan da üstün bir sevgiyle. Biz onları Allah'ın emaneti olarak aldık. Böyle günlük aşktan şöyle beğendim beğenmedim falandı filandı uykum kaçıyordu. Bizde öyle bir şey olmadı. Biz normal insani değerler içerisinde, İslami değerler içerisinde kalarak evlendik. Benim burada Pozantı'dan şikayetim şu gördüğünüz trafik sorunu. Türkiye'nin derdi. Türkiye'nin derdi, dünyanın derdi. Buranın derdi daha da fazla. Özellikle camide namaz kılarken durmadan anonslarla cemaatin ve özellikle de imamın şaşabileceği kadar huzurunu kaçıran anonslarla bu trafiğin burada yoğunlaştırılması, hiç olmazsa şu 100 metre içerisinde yasak mı getirirler, ceza mı uygularlar onu bilmiyorum. Bu birincisi. İkincisi, düğünlerin gece yarılarına kadar çok uzun tutulması ve ses limitinin çok yüksek oluşu, desibelinin çok yüksek oluşu bizi rahatsız eden konular. Bu da Türkiye'nin her yerinde aynı ama bunların da... Peki burada da silah atarlar mı? Burada gürültüler, patırtılar oluyor ama bunlar silah mıdır, maytap mıdır bilmiyorum. Fakat 11'den sonra insanların yattığı, hastaların, çocukların bu seslerle uyanıp bazılarının korktuğu, bu bakımdan da rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek isterim. Eziyet edeceksen o aslında evet, eğlence olmaz. Evet, bu hiç eğlence değil. Ben teşekkür ediyorum. Bu kanal vasıtasıyla teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğim ama yeni de değilsiniz. Yılların birikimisiniz. Hadi. Evet, siz alın beyefendi. Gel. Beyefendi, gördün programı. Evet. Bekledim. Konuşacakların var. Seni tanıyalım. Ben Battal Hacı Bucu, Kadirli'denim. Buradan Aşçı Bekir'den arz aldım. Dapsını almaya geldim şimdi. Battal abi, ismin güzel. Evet. Soyadın da Hacı Bucu. Hacı Bucu. Hacı Bucu. Evet. Ne abi? Ne manası neymiş? Ya valla manasını biz de bilmiyoruz. Zamanında yazılmış. Ama güzel değil mi? Yani? Evet. Hacı Bucu. Evet. Evet. Kadirli'den geldin. Orada yayla yok muydu abi? Ben Adana'da oturuyorum zaten. Küçük Tekirli'de oturuyorum. Dedin buradan da. Ne kadar aldın? Kaç metre? 330 metre bir yer yeter. Aldım. Yeter bana canım. Burada evet da kayınlarım da burada. Arkadaşım aile burada. Aşık Garip Mustafa da burada. Onun sayesiyle onun şeyiyle geldim. Yani buraları seviyorum. Buranın insanlarını seviyorum. Çok cana yakın insanlar. Garip Mustafa deyince sende de var mı aşıklık? Yok. Arkadaşım benim 30-40 senedir arkadaşım. Devamlı da görüşürüz, telefonla görüşürüz, yanına gelirim. Hani bunları sevdiğim için geldim. Ha, Kadirli tarafında yeri yok mu? Var ama buranın insanını daha çok sevdim ben. Evet. Kaç yıldır geliyorsun? Valla buraya şöyle böyle 10 senedir devamlı gelir giderim. Evet. Seviyorum. Buranın insanları kana yakın yani. Çok efendi insanları var. Öyle içkiyatçılık yok. Dört dörtlük insanlar. O yüzden bu tarafı sevdiğim için bu yanda... Şimdi coğrafyada da bilgi var. Diyor ki bazı bölgeler insanlara az yemek getirir. Mesela çok çalıştırır. Bazı yerler mesela çok yemek getirir. Hiç yediğini bilmezsin derler. Onlardan biri de Pozantı diyor. Burada bir otur diye. Evet. Nereye gittiği bellisi. Nereye gittiği bellisi. Evet doğrusu. Öyle mi olur? Doğrudur. Denedin mi hiç? Çok denedim. Ne kadar yedin? Vallahi... Bir sefer incir yedin. Rahat yiyin. Ama hiç yememişim. Kakan giden. Abi suyundan da var, havasından da var. Şimdi ben Aşçı Bekir'in orada Fenese'de suyu içiyorum, yemeği suyu içiyorum, yarım saat sonra geri acıkıyor. Yani öyle tatlı güzel bir suyu var. Yani ne kadar da yersen ye kilo almıyor. Hava güzel, suyu güzel, insanları güzel. Daha bundan iyi ne olabilir? Evet, şimdi Arif Ağa, ciğerci Arif Ağa. Karnı karnı gören beyler. Gelen ciğer. Arif Ağa müsaade et. Dedi ki de benim tezgahı çek dedi. Genelde tezgah çekmiyorum. Hani
sıkıntı olur seyyarlarda, hani zabıta karışır, biri engel olur diye. Arif Ana dedi ki, ben dedi başkandan yetkiliyim dedi. Herkesten iznim almışım dedi. Benim tezgah resmi dedi. Aynen her öyle. Ne kadar ismi olmasa da Ciğerci Arif. Tabii Ciğerci Arif. Nam vermiş nam. Ceylan Ciğer. Ceylan Ciğer. Evet. Var mı karnınız olan arkadaşlar? Arkadaşlar oruç mu dedi? Oruç musunuz arkadaşlar? Yemeyenler oruç musun diyor. Hadi bir göreyim abi. Servis yapan nasıl yapıyor? Evet. Sen alıyor musun? Parası peşin. Arif abi peşin mi? Peşin. Somun ekmek. Evet. Hemen göreyim. Hemen gör baba. Ekmeğin karnını yapıyor. Gel buraya gel Ahmet. Baba. Domates falan. Efendi sen buralı değilsin galiba. Ben Adana'nın Bıçılgan köyündenim. Abi şimdi şalvarın kemerli olunca Adanalı değilsin gibi. Adanalıyım ya. Kayserlisin gibi veya Elazığlısın gibi. Anladın? Yok Adanalıyım. Bu kemer nereden çıktı abi? Kemeri de ben icat ettim. Neden dersen. Neden abi? Şimdi öbür türlü ip oluyor ya eskiden usul gaya. Uçkur olur ya. Kemerin şalvarın uçkur olur. Uçkur. Kör düğüm oluyor. Açması zor oluyor. Bağlayamıyorsun. Bağlıyorum ama açması zor oluyor. Onun için de bu kemeri icat ettim. Ciğeri dolduruyor ya. Bir çekirdek diye bir koyacağına iki koydu bak. Öyle etti canım. Öyle değil mi? Öyle yaptı. Bonker adam bonker. Ondan, yoksa yarısını koyar değil mi? Sen, sen Adana'da der miydin? Adana'da her gün görüyorum. Bozantıdasın şimdi. Maşallah bak ya. Adana bozantıya akmış. Ya tabii şimdi yayla mevsimi. Tabii ki şimdi olacak. Ne? Şalvara, kemeri ben icat ettim. Ben icat ettim. Neden icat ettim? Uçkuru bağlayamadım ben. Bağlayamadım da değil. Bağladın da çözemedin. Gördüğüm oluyor. Bu sefer sıkıntı oluyor. Uçkurdan çıkarsa uçkur arkadan kopar. Bir de şöyle bir durum oldu. Ben zamanında çocukluğumda, gençliğimde karşıda iki kişi dövüştü. Adam elini uçkura attı, uçkuru kırdı. Uçkur, şalvar düştü, adam da düştü. Uçkuru kıran adam ne yaptı? Adamın üstüne çöktü. Adam kalkamadı belki. Kalkamadı. Kalksa malzeme görünecek. Kalkamadı zaten. Onun için ben işte bu kemeri icat ettim. Kemer kırılmaz mı? Kemer kırılmaz. Şöyle bir tutak var. Çek. Ben mahsus biraz gevşek bırakıyorum ama kırılmaz. Onun için bunu ben icat ettim. Tavsiye de ederim yani biliyor musun? Şimdi bunun uçkuru yok değil mi? Lastik uçkuru. Ama o tedbir olarak. Tamam. Yani. O da güzel. Onun için. Şimdi sen Bozantı'ya yaylaya mı geldin? Bozantı'nın Kamışlı köyünde yayladayım. Buraya niye geldin? Buraya da işte. Çarşıya. Çarşıya geldim. Arabanın plaka borcunu son gün onu yatırmaya geldim. Onları yatırdım. Kısmet olursa biraz sonra da gideceğim eve. Evet. Allah izin verirse. Var mı bir hatıramız Kamışlı'da? Hatıramız gençliğinde. Gençliğimde. Askerliği nerede yaptın? Askerliği Ankara'da yaptım. Mustabirliğim. Jandarma Genel Komutanlık Matbaasındaydım. Acemi Birliği'nde Zonguldak, Karabük 2. bölükteydim. 24 ay mı yaptın sen? 20 ay yaptım. 20 ay. 20 ay yaptım. Senin yaşın çok yok. 1955 doğumluyum. Evet. Efendim doğru. Sen? Senden öncekiler 24 ay. Benden öncekiler 24 ay yaptı. Son anda biz sonuncu ya. 20 ayın. Sizden sonraki tertiplere bir ay erken teslim. Erken vurdu. Bizden sonrakilere erken vurdu. Bir ay erken vurdu. Biliyorum canım. İşte bu da o da bir şans diyelim artık. O ayrı bir şey. Komutanların adını hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım ya? Kim Ankara'daki komutanım jandarma albay Ahmet Akın. Öbürü de bölük komutanı diyelim yani. O genel şey olarak öbürünün ismi de Kaplan.
da soy birden işte soy, ismi aklıma gelmedi bak. Yani heyecana kapıldık. Bana ne basıyorduk? Jandarmayı. Onları basıyorduk. Askeri okullara giden kitapları basıyorduk. Güzel. Ankara merkez. Tabii canım. Jandarma Genel Komutanlık matbaasındaydım. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sen vergini yatır bugün son gün. Son günde işte vergimizi yatırmaya geldik. Yolun açılır. Hadi sağ olun, var olun. Allah'ım memleketimize, devletimize zeval vermesin. Ben Selahattin Yonga. Selahattin. Ben Mesut Çetin. O da Mesut Çetin ve Selahattin. Güzel. Ne yapıyoruz Selahattin Bey? Okuyoruz. Okula devam. Yaz tatili oldu. Buraya yaz geldik. Yaz tatilinde Pozantı'da. Evet. Yayla yapıyoruz. Evet yayla. Denize gittiniz mi? Denize gittik. 2-3 gün aldık Mersin tarafını. Ama diyorsun ki tatil yayladır. Yayladır evet. Benim de şeyimi alacak mı? Hemen sen de alacağım. Şu Selahattin genci bir alalım. Evet. Selahattin abi. Ne yapıyoruz burada? Peki böyle bir etkinlik var mı spor gençler için? Burada parklar etkinlik var. Var. İleride parklarımız var. Burada da spor yerlerimiz var. Gezecek yerimiz de var. Evet, gezecek yerlerimiz. Pozantı eski pozantı değil diyorsun, değil gelişiyor mi? Gelişiyor artık. Belediye bakıyor Mustafa Çay. O da güzel, o da güzel. Adana'da hangi mahalle? Adana'da Karşıyaka, Cumhuriyet. Cumhuriyet'ten buraya geldin. Cumhuriyet'ten buraya geldin. Memleket nereye? Adana. Yok hani köyünüz falan var mı? Yok, merkez. Halide'de. Adana, Ali Dede merkezden sen kalk buraya git. Yazın buradayız. 3 ay buradayız. 3 ay burada. Ev burada yakın mı? Ben Tekir'de oturuyorum. Öyle gezmeye geldim buraya. Tekir buraya geliyorsun. Ya yani buraya çarşı oldu. Buraya geliyoruz. Tekir'e gidiyoruz. Şöylere, ovalara falan gidiyor. Yukarı çıkıyoruz. Geziyoruz. Var bir hatıran böyle? Yok bu hatıra. Olmaz. Gelsiniz tabii. Konuşacak şey var. Konuşacak şey var. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Evet sen tanıyayım abi. Ben Bahrettin Güvenmez. Bahrettin abi Pozantı'nın tarihini bize Pozantı anladın. 1954'te ilçe olmuş. Daha dün. 1954'te. Daha önce bura vilayetmişti. Atatürk burayı vilayet yapmış. Değil mi? Vallahi yani diyorum bak. O zaman tenzili rütbe mi olmuş? Sonradan. Yani ilden ilçeye mi dönmüş? Adana'ya kaptırmışlar. Bura ilçe olmuş işte. Vay be. Ne? Yaramaz bir durum yok. Yaylası güzel. Suyu güzel. Adamları güzel. Suyu sert. İnsanları mert bir Pozantı. Suyu sert, insanları mert bozandık. Şimdi bakıyorum, bak bu çeşmeden Şeker Pınarı'nın suyu akıyor. Şeker Pınarı'nın değer olsun, şu dağın işte. Gavur dağın. Aynen. Aynen. Şeker Pınarı'nın suyu ayrı, bu ayrı. Pozantılı mıyız abi? Hayır, Adanalıyım. Pozantı'ya yaylaya mı geldik? Evet. Evet. Nasıl abi Pozantı'yı bize bir anlat? Çok güzel. Yani o kadar Adana'da yaylalık yer var. Hemen Mersin'de var, Osmaniye'de var ama sen Pozantı'ya yaylaya. Ben Fındıklı'dayım. Fındıklı'dasın. Evet. Fındıklı biraz daha yüksek. Orta yüksek. Rakam kaç abi? Daha güzel. 1300 civarlarında. 1300. Evet. Biraz daha ileri gitsen Çamardır'da 1600. Artıyor evet. 1600. Evet. Herhalde burası da 1100 falan. 1100 falan evet. Evet. Nasıl abi? Çok yaylamız. Çok güzel. Biz 25 senedir geliyoruz buraya. Hoşumuza gidiyor. Ömür uzuyor değil mi? Evet. Peki şimdi Fındıklı son zamanlarda daha da gelişti. Sen 25 yıldır buradaysan. Buradayım evet. O zamanlar kimseler yoktu canım. Şimdi her taraf doldu. Fındıklı oldu. Tabii. İşini yaptı. Boş yer yok şimdi. Boş yer yok. Boşarsa yok. Bir de değer kazandı değil mi? Değer kazandı yani, tabii. Parasal olarak tabii maddi olarak. Tabii. Olmayınca az olan şey değerli olur. Var mı orada komşuluklar nasıl? İyi. İyi. Önümüze, cenazemize. Ya falan. İyi tabii. İyisi de var, kötüsü de var. İyi ama genellikle iyiyiz. Genellikle. Evet. Peki. Köy havası tabii işte. İyi.
Mesela gündüz güneşe çıksak yakar mı? Yakar. O zaman ne yapıyoruz? Öğlen sonu mu çıkıyoruz? Vallahi yaylanın güneşi daha fazla yakıyor. Onun için gölgelik ileride durmak lazım. Nem olmadığı için güneş daha fazla yakıyor. Evet. Bu pozantıya da çarşıya mı geliyor? Pazar alışverişine falan. Pozantıya işlerimiz oluyor. Eczaneye, şuraya, buraya. Ha yine doktorumuz var, eczanemiz var. Tabii, tabii canım her şeyimiz var. Her şeye bakmıyoruz değil mi? Yok, kameramız açık. Evet. Ben bakmıyorum. Baktı başka. Biz evet. Ya biz bize konuşuyoruz. Tamam, yani. Tamam. Bir hatıramız var mı? 25 yıldır buradasın. 25 yıl önce pozantı neredeydi? Fındıklı neredeydi? Vallahi 20... Hatıramda belirli bir şeyim yok. 25 yıl önce normal. Belki otobanın daha ilk açıldığı günlerdi o zaman. Tabii zaten otoban açılınca gelişti. Değil mi? Tabii. Tabii oralara dönmek. Yani tek şerit yol değil mi? Yoksa böyle olmazdı. Tabii evet. Böyle olmazdı buralar. Eski Alman mezarlığının oradan tabii, buranın gelişimi otobana bağlı. Çok şükür. Ne dağıtıyorsun abi? Pozantı gazetesi. 5 Ağustos. Sen basıncısın. He. Adın ne senin? İbrahim Şen. Ben Kamış'ta oturuyorum. İşlerim de çok şükür elhamdülillah. Kaç basıyorsunuz abi? Efendim? Tıraş olarak kaç basıyorsunuz? Tıraş. 10. İşler çok şükür elhamdülillah. Ben de Adana Pozantı Kamış'ta oturuyorum. Şu an. He işlerim iyi Allah'a çok şükür. Telaffuzun da güzel. Hitabetin de güzel. Allah çok şükür elhamdülillah. Gel seni bir alayım. Dur. Bir dakika müsaade et dayım. Tamam. Bakacak arada bir şey diyecek. Ne? Bana Bozantı'nın tarihini anlatacak adam. He. Ben onu anlamam. Ben ya sonra geldim buraya. Ne zaman ben geldin abi? 15 yıl 25 sene oluyor. 25 yıl. He. Önce daha öncesi yok muydu? Adana'da mıydın? Daha önce köydeydim. Hangi köy? Hacıkırı. Hacıkırı evet. Hacıkırı şu da aşağı telefonu. Hacıkırı, Hacıkırı'dan sonra Bucak. Bucak. Ondan sonra Bolat. Bolat, Yenice, Adana. Vay be. Aşağı yukarı bizim köy. Sizin köy değil, sen de benim köy değil. Alçak yedik. Yedik benim, yet gel hadi. Tamam. Alçak yedi, benim nenem alçak yedi. Öyle mi? Tabii ya, hemen sizin yanımız. Sen neredensin? İşte alçak yedik benim. Tuluk Yaşar'ı biliyor musun? Çok bilmem bir şeyler adamız için. Tuluk Yaşar mı dedin? He. Hep şimdi eskiden lakaplıymış adam. Lakaplıydı tabii. Değil mi? Tabii. Mesela dedem var Kırşakir. He. Kiraz Ali. Kiraz. Ali. Kiraz Ali. He. Başka kim var lakaplar? Bunlar... Yani... Çekerek dayı vardı. Buralar bu. Değil mi? He. Biliyorum. Şarapçı Çekerek dayı. Değil yani mi? Ne kadar lakap var? İlginç lakaplar da var mıydı böyle? Var tabii. Mesela bir yerde Donsuz Ali varmış. Ya dondu. Adam hatta ben hani espri yapıyorlar zannettim. Büyük bir sülaleymiş onlar. Bilmiyorum bari de onu bilmiyorum. Nereli? Bu şeyde Aladağ tarafı. Olur. Soracağım başka? İşte bize bir gençliğini anlat desem. Anladım. Öte beri geldik işte bugünadır geldik böyle. Bozantı güzel. Allah. Ama senin orada yayla. Burası Hacıkırı az yer değil yani. Hacıkırı Türkiye'nin en iyi yeri. Onu denizin havasını bir türlü alır. Tabii önü denize açık. Evet. Önü açık. Seni tanıyalım. Ben Fethi Taman. Fethi abi elinde yapılandırma mı var? Yok yapılandırma değil. Ben nüfusla işleyeceğim, ehliyetle işleyeceğim. Yeni kimlik kartları alacaksın. Yeni kimlik kartları. Torun da diyor ha. Torun da konuş dedi. Yoksa gidecektin. Evet öyle olacaktı abi. Memleket nere? İmamoğlu. İmamoğlu. Yayla Bozantı. Evet. Şimdi buraya kayıtlıyım. Memleket şimdi bura. Yeni konacık. Nüfusu da buraya getirdin. Nüfusu da buraya getirdin. İyi. Yeni konacık. Güzel. He. Yeni konacık Bozantı'ya hemen girişte değil mi?
Yok, üstünde. Orada eski konacık. Eski konacık orası. Tamam, eski konacık Bozantı'ya girişte. Evet. Yeni konacık Bozantı'nın üstü mü? Evet, gelir? Evet. Yukarı. Yukarı. O Pandosis'in olduğu yerler mi? Şu Kremti'ye geçtin yeri elde. Tamam, tamam. Kremti'ye geçtin yeri elde. Anladım. Evet, işte orası. Nasıl abi? Burası nasıl? Yaylamız nasıl? Yok, çok şükür iyi ya. İmamoğlu'na da git yalan mı? Yok, İmamoğlu'na gitmem. Ben Adana'da oturuyorum. Ben esnaftım yani Adana'da. Ne yapıyordun? Otel ekleyişim ben esas. Ben emekli olunca bıraktım mesleği. Abi otel ekleyişim mesleği bırakılmaz şimdi. Bırakılın ne olacak yeter ya. Araba sıkıntı yaptı seni yine çağırdı. Tamam kabul ediyorum da şimdi gelecek nesiller çizsin. Öyle. He onlar kazansın. Onlara fırsat verdin. Tabi ne olacak yeter. Yani biz emekli olana kadar çalıştık yeter. Kaç yıl otel ekleyişim yaptın? Yani çıraklığım beraber 42 yıl. Çıraklarken 8-10 yaşına mı girdin? İşte 11-12 yaşına girdim. Bakalım nasıl da filan çıraklık? He? Çıraklık nasıl? Vallahi çıraklık eskiden yani bir yerde konuşamam yani. Kalfanın karşısında az bir şey yetişmişin karşısında konuşamazdın. Sen çıraksın. Yani çırak. Az üst ilişkisi var. Tabii üst üstü. Yarışık bir yapı var. Ayak adım adım gidiyor yani merdiven merdiven çıkıyor. Ne yapar diyelim konuştum ne olur abi? Döverlerdi. Neyle dövecekler? Tokat basarlar tokadı. Hortum mortum? Yok hortum işi de olur. Hortum değil kalın kablo bizde. Kalın kablo? He kalın kablo. Maaş kablosu. Pişman mısın dayak yediğine? Yok ne pişman olacağım daha iyi öğrendim. Ustam da ben kaldım. Ben ya usta dövmezdi usta. Misal yani kalfa. Usta kalfalar yeni yetişen kalfalar usta, kalfa döverdi. Yani biz öyle şey yaparlardı yani. Şimdi dün biriyle konuşuyorduk diyor ki ne? Kazakistan'da diyor. Eski zaman o elle çevrilen hani marş motoru yok. Elle çeviren kollu arabalar. Olabilir. Gördün mü o arabalar abi sen? Bizim zamanımızda yok da yani gördük onları da gördük yani bizim elle çeviriyor. Kolçaklıydı yani. Hele Renault'ların Renault'lar 5 var Renault 5. Onlar kolçaklıydı mesela Renault 5. Renault 5 vardı kolçaklıydı. Taksi vardı Renault 5'ler. Önden. Diyorlar mesela arabalar işte yeni hibrit arabalar çıkıyor efendim elektrikli arabalar çıkıyor. Evet. Bunlar sizin şimdi, mesleği geliştirmez mi yani elektrikçilere? Ya ihtiyaç duruyor da herkes şimdi biz yeter artık bize dedik ya. Evet seni bir tanıyalım. Ben Hayri. Hayri Ergün. Bozantı Kamışlı köyündenim. Emekli. Kimden konuşsam buraya Kamışlı. Aynen abi. Ne olacak? Yani buraya hep gezmeye mi geldiniz? Yok devlet şey vardı. Ha bugün şey var motorlu taşıtın son günü. Yok yok bu şey evlere ruhsat var. Yapılandırma. Yapılandırma evet, var. Evet evet. Onun için. Evin tapusu mu yoktu? Tapusu yoktu. Alacak mı şimdi? Şimdi işte müracaatta bulunduk. Sırasıyla gelecek. Ne kadar para vereceğim? Vallahi şu an 30 TL yatırdık. Ondan sonrası da artık 3 4 TL 5 TL pul parası. Sonra evet. Daha bankaya yatırılacak. İnşallah. Hayırlısı. Ama evin tapusunu alacağım. Evet. Kaç yıldır oturuyordun orada? 10 yıldan beri oturuyorum. 10 yıldır oturuyorum. Evet. Niye tapusu cevaldın abi? Ya yaylada işte öyle bir sistem yani yoktu. Çevirdiniz mi? Çevirdik. Yok şey ya tapulu yerimiz. Tapu mu yok dedin? Babamın tapusu da işte biz ev yaptırdık. Aramızda paylaşacağız. Evin ruhsatı. Evet evet. Evet. Tamam teşekkür ettim. Ben de teşekkür ettim. Hadi kolay gelsin. Ben Atike Demirkıran. Nereliyiz? Adanalıyız. Tekir'de kalıyoruz. Pozantı'ya işimiz için geldik. Pozantı'ya çarşıya geldik. Evet. Ama güzel değil mi? Güzel. Nasıl yaylamız? Hep buraya mı gelirsiniz yaylaya? Tekir'e daha çok çıkıyoruz. Tekir, Pozantı. Tekir ya yaylıyor. Aynen aynen. Çok güzel. Biz, kaç yıldır geliriz? Vallahi biz bildik bileli geliyoruz. Çocukluğumuzdan beri, aynen. Babadan beri. Evet. Uzun süredir buralardayız. Evet. Yaylamızdan da memnunuz yani. Tavsiye ederiz. Yalnız çok kalabalık. Trafikten geçilmiyor. Bunun bir çaresine bakılması lazım yani en azından. Tekir'in güzelliği o. O mu? Aynı güzel Tekir'den bir de Maraş'ta var. Maraş'tan Afşin'e, Elbistan'a giderken yine böyle küçük bir vadi. Yani bizim Tekir'in minyatürü. Küçük bir Tekir var. Evet. O da yaylanır. Ya. Ama tabii bizim Tekir'deki isim benzerliği. Olabilir ama tabii Tekir, ki. Yani şehir olsa olur. Gerçekten. Zaten az önce biri dedi ki ne? Bozantı 54 yılında şehirmiş. Sonra ilçeye dönmüş. Doğrudur. Dediler. Evet doğrudur. Onun hakkında bir bilgim yok da. Siz yazları mı geliyorsunuz? Biz yazları geliyoruz. Var mı orada komşuluklar böyle? Tabii ki. Tabii ki çok güzel. Neler var?
Valla komşularınız çok iyi. Yani böyle hep beraber her bir şeyi beraber yaparız. Ne bileyim, ne birliğimiz var yani. Ne bileyim mi, iş konusunda olsun, ya bahçe konusunda olsun. Biz Adana'dan Tekir'e, Pozantı'ya baktık mı, işte Tekir'e git pirzola ye, Pozantı'ya git kuzu çevir falan düşünüyoruz. Hep öyle midir? Yani genelde misafir olarak gelenler öyle düşünüyor, öyle yapıyorlar daha doğrusu. Siz de ona göre? Tabii ki ev sahibi olaraktan biz daha farklı oluyoruz komşularla falan. Ya. Oraya geldiniz, orada bir yeriniz var. Ya. Bu sefer ziyaretçilerinizin sayısı arttı. Aynen. Evet, tabii ki. Siz oraya dinlenmeye geldiniz. Olsun. Arada bir gelsin, lazım. Gelsin. Misafir de lazım. Dostluk lazım. Yani yaylalarda böyle şeyler daha da güzel oluyor kalabalıkla. Evet. Evet, ya. Peki böyle bir hatıra var mı? Mesela geçen biri diyor ki, bizim çocuk dedi ki ne diyor? Ya torun. Dede. Dışarıya klima takmışlar. Soğuk ya. Evet. Öyle var mı yeni gelenlerden, çocuklardan böyle duyumlar falan? Yani öyle bir şey yok da, yeni gelen mesela yayla hiç görmemiş. Öyle komşularımız da var, bir iki tane. Soğuk diyorlar da böyle olduğunu bilmiyorlar. Aynen falan. Aynen. Öyle. Demiş, dede demiş. Doğrudur. Dışarıya klima takmışlar. Doğrudur. Sevgili izleyicilerimiz, bir seyyar kürsü programında burada sonuna geldik. Bir başka seyyar kürsüde buluşmak dileğiyle, yarın buluşmak dileğiyle, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.